Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve azu ve kureyti ve selam. Eşheden la ilahe illallah vahdehu ila şerikele ve eşhedenne Muhammeden abduhu ve resul. Allahümme la mane lima ateyte ve la muti lima menate ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddi. La havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah. La na'budu illa iyya, lehun nimet velel fadl velel senâul hasen, la ilahe illallah muhlisine lehuddin velev kerihel kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdine sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Ve gayril mağdûbi aleyhim. Veleddâlin. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet sevgili dostlar. Resulleri Allah-u Teala'nın seçilmiş o büyük insanların, elçilerin hakkındaki sohbetimiz devam ediyor. Bugün de şunu konuşacağız. Resuller, nebiler, Allah'ın nebileri vahyettiği bu büyük, güzel insanlar kendi kavimlerine onların diliyle gelip o tebliği açık açık her şeyi anlatmışlardır. Mucizelerle, birçok şeyle Allah-u Teala onları kavmine karşı göstermiş ama çoğu zaman da insanların eziyetine, karşı kötü davranışlarına ve inkarcılığına muhatap olmuşlardı. Şimdi nebilerin, enbiyanın kendi kavminin diliyle tebliğ etmesini anlatan İbrahim suresi 4. ayet okuyoruz. Biz her Resulü kendilerine dinin hükümlerini iyice açıklayabilsinler diye açıklayabilmeleri için kendi kavminin diliyle göndermişizdir. İbrahim suresi 4. ayet. Biz her Resulü kendilerine dinin hükümlerini iyice açıklayabilsinler diye kendi kavminin diliyle göndermişizdir. İbrahim suresi 4. ayet. İşte bu ayetten de anlıyoruz ki Allah-u Teala'nın Resulleri gittikleri topluma apaçık her şeyi net bir şekilde tevhid inancını, şirke karşı Allah-u Teala tek bir ilah olan Allah'a kulluk etmeleri gerektiğini, Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk edilmemesi gerektiğini anlatmışlardı. İşte böyle bunları anlatmak ve o kavme her şeyi açık açık söylemeleri için de o kavmin onu en güzel şekilde anlayacağı dille Allah-u Teala Resullerini göndermişlerdi. Bunlar zaten insanlar arasından hem güzel ahlakları, dürüstlükleri ve hem de zeki oluşlarıyla seçilmiş insanlardır. Allah Teala hepimize onların yolundan gitmeyi, onların nasihatlerini dinlemeyi, enbiyanın, resullerin yolunda ve onların en son halkanın sonuncusu olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın da yolundan, izinden gitmeyi bizlere nasip etsin kardeşlerim. Çünkü Resullerin yolundan şaşmak, Allah korusun, insana halktan yüz çevirmek anlamına gelir. Resullerin yollarını, insanların tebliğlerini dinlemesi, öğüt alması ve onlara uyması insanlar için bir kurtuluş vesilesidir. Bize de düşen budur. Eğer Allah'tan korkuyorsan, bil ki Resullerin yoluna sarılmak, onların sana söylediği nasihatları dinlemek senin için kurtuluş olur. Eğer Resulleri dinlemez, onlara karşı gelirsen hesabın olacak ve Allah korusun onlara gerektiği gibi iman etmezsen iman etmemiş olursun. Dolayısıyla Allah'a imanın şartlarından biri olan Resullere iman konusunu ne yapmalıyız? Çok güzel bir şekilde okumalı, o Resulleri tanımalı, onlardan öğütler, hayatlarından dersler çıkarmalıyız sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun. Yeni bir sohbette buluşmayı